Alaaddin Çakıcı, 20 Ocak 1953'te Trabzon'un Arsin ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz'in bu küçük kasabasında, yoksulluk içinde geçen bir çocukluk geçirdi. Babası bir kamyon şoförüydü ve aile geçim sıkıntıları çekiyordu. Çakıcı, ailenin 6 çocukluğundan biriydi ve çocukluk yıllarında ekonomik zorluklarla başa çıkmak zorunda kaldı. Bu yoksulluk, Çakıcı'nın genç yaşta suç dünyasına adım atmasında önemli bir rol oynadı. İstanbul'a taşınma ve ilk suç deneyimleri. Aile, ekonomik koşulların dayatmasıyla İstanbul'a taşındı. İstanbul, o dönemlerde hızla büyüyen ve suç oranlarının yüksek olduğu bir şehirdi. Çakıcı, burada suçla tanıştı ve ilk suç deneyimlerini yaşadı. Genç yaşta çeşitli küçük suçlara karıştı. Hırsızlık, kavgalar ve sokak çatışmaları onun günlük hayatının bir parçası haline geldi. Bu dönemde, İstanbul'un tehlikeli ve karmaşık sokaklarında hayatta kalmayı öğrendi. Suç dünyasında ilk adımlar. Çakıcı, genç yaşlarda yeraltı dünyasında dikkat çeken bir figür haline geldi. İlk olarak haraç toplama ve koruma hizmetleri sunma işine girdi. Bu dönemde, İstanbul'un suç dünyasında önemli isimlerle tanıştı ve kısa sürede kendine bir yer edindi. Onun cesareti ve kararlılığı, onu diğerlerinden ayırdı ve suç dünyasında hızla yükselmesini sağladı. Gençlik yıllarında edindiği bu deneyimler, onun ilerideki suç kariyerine önemli bir zemin hazırladı. İlk büyük suç, bir mafya babasının doğuşu. Çakıcı'nın ilk büyük suçu, rakip bir suç örgütüne yönelik düzenlediği bir suikast oldu. Bu suikast, onun yeraltı dünyasında dikkat çeken bir figür olmasını sağladı. Suikastın ardından, Çakıcı'nın adı hızla yayıldı ve kısa sürede organize suç dünyasında önemli bir yer edindi. Bu dönemde, İstanbul'un suç dünyasında hızla yükselen bir yıldız olarak anılmaya başladı. Yükselişi, mafya dünyasında bir efsane. Suç örgütü kurulumu ve büyümesi. 1980'lerin başında, Alaaddin Çakıcı, Türkiye'nin en güçlü mafya babalarından biri olarak ün kazandı. Bu dönemde, organize suç dünyasında etkisini artırarak, özellikle uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve yasadışı bahis faaliyetlerinde önemli rol oynadı. Çakıcı'nın adı, bu yıllarda pek çok büyük suikast ve yasadışı işlemle anılmaya başladı. Liderlik yeteneği ve stratejik zekası. Çakıcı'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, stratejik zekası ve liderlik yetenekleriydi. Kendi suç örgütünü kurarak, kısa sürede geniş bir operasyon ağı oluşturdu. Bu ağ, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan ve uluslararası bağlantıları olan bir suç imparatorluğuna dönüştü. Çakıcı'nın liderliğinde, bu dönemde, Çakıcı'nın en yakınındaki isimler de suç dünyasında önemli roller üstlendiler. Çakıcı, sadakat ve bağlılık üzerine kurulu bir hiyerarşi oluşturdu. Örgütün üyeleri, Çakıcı'ya olan bağlılıklarını kanıtlamak için çeşitli sınavlardan geçirildi ve sadece en güvenilir kişiler en üst pozisyonlara getirildi. Çakıcı'nın liderliği altında, örgüt pek çok büyük operasyona imza attı ve bu operasyonlar ona mafya babası unvanını kazandırdı. Büyük suikastlar ve dikkat çeken olaylar. Alaaddin Çakıcı'nın bu dönemdeki en büyük başarılarından biri, rakip suç örgütleriyle girdiği çatışmalardan galip çıkmasıydı. Özellikle, 1980'lerin ortalarında yaşanan büyük bir çatışmada, rakip bir mafya liderini suikasta ortadan kaldırarak, İstanbul'un suç dünyasındaki en güçlü isimlerden biri haline geldi. Bu suikast, Çakıcı'nın gücünü ve etkisini perçinledi ve ona büyük bir prestij kazandırdı. Suikastlar ve çatışmalar, Çakıcı'nın liderliğini daha da pekiştirdi ve onu suç dünyasında efsanevi bir figür haline getirdi. Üçüncü, siyasi bağlantılar ve güç oyunları. Siyasi arenada ilk adımlar. Alaaddin Çakıcı'nın suç dünyasındaki yükselişi, siyasi bağlantıları ve güç oyunlarıyla daha da perçinlendi. Çakıcı, Türkiye'nin karanlık siyasi arenasında önemli bir figür haline geldi. Siyasi partilerle olan bağlantıları ve devlet içindeki bazı unsurlarla kurduğu ilişkiler, ona büyük avantajlar sağladı. Bu bağlantılar, Çakıcı'nın suç dünyasındaki gücünü artırdı ve ona yeni fırsatlar sundu. 1990'larda siyasi kargaşa ve Çakıcı'nın rolü. Çakıcı, özellikle 1990'larda Türkiye'de yaşanan siyasi kargaşadan faydalanarak etkisini daha da artırdı. Bu dönemde,
çeşitli siyasi figürlerle yakın ilişkiler kurarak Suç İmparatorluğunu genişletti ve güçlendirdi. Çakıcı'nın siyasi bağlantıları, ona hem koruma sağladı, hem de operasyonlarını daha rahat bir şekilde yürütmesine olanak tanıdı. Bu yıllarda, Çakıcı'nın adı pek çok siyasi skandal ve suikastla anıldı. Susurluk kazası ve siyasi bağlantılar. 1996 yılında Susurluk kazası olarak bilinen olay, Çakıcı'nın siyasi bağlantılarını ve devlet içindeki etkisini gözler önüne serdi. Susurluk kazası, bir kamyon ile bir Mercedes'in çarpışması sonucu, arabanın içinden çıkan kişilerin devlet görevlileri ve mafya üyeleri olmasıyla büyük bir skandal yarattı. Bu olay, Çakıcı'nın siyasi arenadaki etkisini ve suç dünyasındaki gücünü açıkça ortaya koydu. Uluslararası bağlantılar ve operasyonlar. Çakıcı'nın siyasi bağlantıları sadece Türkiye ile sınırlı değildi. Uluslararası suç örgütleri ve yabancı istihbarat servisleriyle de yakın ilişkiler kurdu. Bu ilişkiler, ona uluslararası operasyonlarını yürütmede büyük kolaylıklar sağladı. Özellikle, Balkanlar ve Orta Doğu'da kurduğu bağlantılar, Çakıcı'nın uluslararası suç dünyasındaki etkisini artırdı. Bu dönemde, Çakıcı'nın adı uluslararası suç operasyonları ve yasa dışı ticaretle anılmaya başladı. İlk tutuklanmalar ve yurt dışına kaçış. Alaaddin Çakıcı'nın suç kariyeri boyunca birçok kez tutuklandı ve hapse girdi. İlk büyük tutuklanma dalgası 1980'lerin sonlarında yaşandı. Bu dönemde çeşitli suçlardan dolayı aranan Çakıcı yurt dışına kaçtı. Ancak uzun süre saklanamadı ve yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Çakıcı'nın tutuklanması ve hapse girmesi onun suç dünyasındaki etkisini azaltmadı, aksine daha da güçlendirdi. Hapisteki yıllar ve suç dünyasındaki etkisi. Çakıcı, hapse girmesiyle birlikte hapishaneyi bir strateji üssü olarak kullanmaya başladı. Hapisteyken bile suç örgütünü dışarıdan yönetti ve operasyonlarına devam etti. Bu dönemde hapishane içindeki nüfuzunu kullanarak pek çok yasa dışı faaliyet yürüttü. Hapishane yılları Çakıcı'nın suç dünyasındaki etkisini daha da pekiştirdi ve ona yeni stratejik avantajlar sağladı. Hukuki mücadeleler ve avukatlar. Çakıcı'nın hapis yılları, onun için bir dönüm noktası oldu. Bu süreçte, hukuki mücadeleler vererek pek çok davadan beraat etti veya cezalarını azaltmayı başardı. Avukatları ve destekçileri, onun için sürekli olarak çalıştı ve hukuki süreçleri lehine çevirdi. Çakıcı, hapiste geçirdiği yıllarda bile suç dünyasında bir efsane olarak kalmayı başardı. 1998'de Fransa'da yakalanma ve Türkiye'ye iade. 1998 yılında Fransa'da yakalanan Çakıcı, Türkiye'ye iade edildi ve burada yargılandı. Uzun süreli bir hapis cezasına çarptırıldı, ancak bu süreçte bile suç örgütünü yönetti. Hapisteyken, örgüt üyeleriyle sürekli iletişim halinde kalarak operasyonlarını ve stratejilerini belirledi. Çakıcı'nın hapiste geçirdiği bu yıllar, onun suç dünyasındaki etkisini daha da artırdı. Son yıllar, mafya dünyasının efsane isminin günümüzdeki rolü. 2020'de serbest bırakılması ve sağlık sorunları. Alaaddin Çakıcı'nın son yılları, suç dünyasındaki efsanevi konumunu koruyarak geçti. 2000'li yılların başında, çeşitli suçlardan dolayı yeniden tutuklandı ve uzun süre hapiste kaldı.